Merhaba. Hepinize nasılsınız? Umarım gününüz iyi geçmiştir bugün. Neler yaptınız dünden sonra? Takımınızı kurdunuz mu, kurmadınız mı merak ediyorum. Bu saatte tabii kimsenin ayakta olmasını çok beklemiyorum. Ama ayakta olanlarınız varsa umarım gelirsiniz. Ve görüşürüz gibi birçok insan daha yazdığım anda beğeniyorsunuz. Çok seviyorum öyle şeyler yapmanızı. Birçoğunuzun ayakta olduğunuzu biliyorum. Nasıl geçti pazartesiniz? Benim çok yoğun geçti. İnanılmaz bir yoğunluk var bu ara. Özellikle cumadan beri bir türlü böyle gün içinde vakit bulamıyorum bir şekilde ve yaratamıyorum. Neden ben de bilmiyorum. Ama bugün biraz daha böyle daha net, daha açık bir enerji hissediyorum kendimde. Özellikle çok daha iyi hissediyorum. Pek çok bırakma oldu bu Ocak ayı. Pek çoğunuzun zorlandığını gözlemliyorum. Yerlerde olanlarınız var enerjisel olarak. Özellikle geçmişi bırakma yapanlarınızda çok daha derin şeylerin açığa çıktığını gözlemliyorum. Merhaba Duygu, teşekkür ederim. Merhabalar hepiniz, merhaba Deniz. Gelenlerinizle harikasınız. Merhaba Berin abla. Hoş geldiniz hepiniz. Ben de sizi bekliyorum. Birbirimizi bekliyoruz sürekli. Neler yaptınız? Dünden sonra ekibini kuranlarınız var mı? Düşünenleriniz var mı onlar hakkında? İlk kez canlı yayında yakaladım sizi. Süpermiş. O zaman bu saate kısmetmiş diyelim. Ne diyelim? Bayağı bir kişi ayakta hala. Süper. Çok güzel. Bugün challenge için çok heyecanlıyım. Çünkü gerçekten netleşme haftasında benim en çok kullandığım çok teşekkürler hepinize. En çok kullandığım şeylerden bir tanesi bu. Benim hayatımı süper, süpersin Beren abla, harikasın. En çok kullandığım tekniklerden bir tanesi buydu. Özellikle ilk bu işte sistemi vesaire anlamaya başladığım yıllarda en çok kullandığım şeylerden bir tanesi buydu. Bunu aslında bu bilgiye hepimiz bilinçaltımızda ya da bir şekilde biliyoruz. Hepimizde bu bilgi var. Her şeyin sürekli bizim iyiliğimize işlemesi. Özellikle Türk kültüründe de çok fazla olan bir şey bu. İşte ne derler? Mesela hayırlısı olsun derler. İnşallah derler. Hoş gitsin, beşiksin derler. Yani mutlaka evren bizim iyiliğimize çalışıyor. Ya da bu sistem içinde olduğumuz her neyse bizim iyiliğimize her zaman çalışıyor zaten. Bunu hepimiz bir yerlerde biliyoruz. Süpersin. Begüm muhteşemsin. Evet, bence de senin için bir ilk. İlklere imza atmaya devam ediyorsun bu hafta. Harikasın. Seni seviyorum. Öpüyorum buradan. Bilmiyorum ki kurayım demiş Zehra Hanım. O zaman geri gidin. Gerideki videolarımızı izleyin. O zaman öğrenebilirsiniz. Nelerden bahsettiğimizi. Her şey hayatta bizim iyiliğimize çalışıyor. Ben şimdi bu bilgiyi aslında ilk böyle mantıksal olarak anlamaya başlıyorsunuz. Okey, tamam, bu bilgi size verildi. İşte nedir? Her şey benim iyiliğime çalışıyor. Her şey benim iyiliğime çalışıyor. Her şey benim iyiliğime çalışıyor. Diyelim ben bunu günde 1 milyon kez kendime tekrar ettim. Bu şekilde anlayamazsınız. Yani bu şekilde kavramanız mümkün değil bu bilgiyi. İlk duyduğunuzda da kavramanız çok mümkün değil. Yani kavrama için gerçekten aksiyona geçmeniz gerekiyor hayatta. Bir şeyi anlamak için sadece bilmeniz ya da okumanız yetmiyor. Örneğin sigarayı kullanmak sağlığa zararlıdır diye bir bilgi var hepimizde, değil mi? Bir sürü bilgiyi gün içerisinde internette okuyoruz, gazetelerde, dergilerde okuyoruz, öğreniyoruz. Bilgi, 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 bilgi. Ama bu bilgiyi dönüştürebilmek, yani dönüşüm aracı olarak kullanabilmek için bilgi zaten bizim içimizde de var, bilgelik yani. Dolayısıyla bilgi için dışarıya ihtiyacımız yok. Neden dışarılarda bir şeyler yapıyoruz? Neden bu dünyada materyal deneyim yaşıyoruz? Çünkü aksiyona geçtiğimizde zihinsel olarak kavrayışımız artıyor. O yüzden bir bilgiyi dönüşüme dönüştürebilmek için kendi içinizdeki bilgeliğe ihtiyacınız var. Yani hem içinizden dışarı bir bilgeliğin çıkmasına ihtiyacınız var, hem de dışarıda deneyimlemeye, böyle keşfetmeye, araştırmaya ihtiyacınız var. Bir çocuk mesela ya da bebeği düşünün. Ne yapar mesela? İşte gider televizyonun düğmelerini kurcalar, bulaşık makinesini açar, kapatır, bir şeylerin üstüne çıkar, bir şeyleri oraya koyar, buraya koyar, düşer, kalkar, onu yapar, bunu yapar ama hiçbir zaman pes etmez. Yani istediği kadar düşsün, hala kalkar ve aynen devam eder, keşfetmeye, meraklı olmaya devam eder. O yüzden
Bu size verdiğim bugünkü challenge'ın özellikle bu kısmını her şey benim iyiliğime işler bilgisini sadece zihinsel olarak anlamakla bırakmayın. O yüzden oyun iki aşamalı. İlk aşama bugün bırakma günü biliyorsunuz ve 18. gün. Çok seviyorum bunu yapmayı. 18. gün bugün. Bunu sadece bilgi olarak almayın. Ya da ne bileyim işte mesela gerçekten her şey benim iyiliğime işler. O zaman neden savaşlar var? O zaman neden şu var? O zaman neden benim başıma bu geldi? O zaman neden benim başıma bu geldi? Dediğinizde ki diyeceksiniz. Nasıl yani ya? Bir sorgulayacaksınız çünkü bu bilgiyi. Dolayısıyla bu bilgiyi sorgulamadan önce ya da sorgularken şu şekilde sorgulamanızı istiyorum sizden. Yani bunu nasıl daha fazla içselleştirebilirsiniz onu açıklamaya çalışıyorum aslında şu anda size. Her şey sizin benim iyiliğime çalışıyor. Ben bunu ilk koçuma, kendi koçuma sorduğum zaman dedi ki bana. Ben ki ben bu bilgiye inanmıyorum. Yani bu bilgide bir şey var. Yani tam olarak böyle içime oturmuyor. Tam anlayamıyorum ben bu bilgiyi falan demiştim. O da bana demişti ki şunu sormuştu. Ki bence çok komik bir soru. Zaten benim koçlarım genelde çok komik oluyorlar. Şu soruyu sormuştu. Demişti ki hayatın senin için hain planları olduğunu mu düşünüyorsun demişti. Şimdi bu soru bence çok komik. Birine sorulabilecek en komik sorulardan bir tanesi. Çünkü gerçekten hayatın bizim için hain planları olduğunu falan düşünüyor olmalıyız ki sürekli ya endişeliyiz, ya stresliyiz, ya bir şeyler ters giderse diye düşünüyoruz ya da ne bileyim yani düşünenlerimiz tabii hepimiz öyle düşünmüyoruz. Ama bazen kendimizi o şeye kaptırabiliyoruz. Özellikle imkansız yaratırken. Acaba olacak mı? Acaba olmayacak mı? Acaba şöyle mi? Acaba böyle mi? Böyle bir heyecanlanıyoruz falan. Sanki bütün işi biz yapıyormuşuz gibi. Eş yaratıcı olduğumuzu unutuyoruz. Dolayısıyla hayatın bizim için hain planları yok arkadaşlar. Bir kere öncelikle bunu anlamalıyız. Hayatın bizim için hain planları yok. Hayatın bizim için aksine çok güzel planları var. Desem de yalan, o da değil. Hayatım bizim için güzel planları da yok. Hayatım bizim için hain planları da yok. Açıkçası hayat siz ne derseniz onu onaylıyor. Yani buradaki mantık bu. Hayat siz ne derseniz onu onaylıyor. Ve siz derseniz ki hayatım benim için hain planları var. Hayat diyor ki tamam, evet benim senin için hain planlarım var diyor. Siz derseniz ki hayatım benim için güzel planları var. O da diyor ki tamam. Yani siz ne derseniz o onu diyor. Özetle. Şimdi sistem şu şekilde çalışıyor. Aynen aynı prensibi şeklinde çalışıyor. Siz bir dağa çıktınız diyelim. Dağdan bağırdınız. Tamam mı? Ormandasınız, bir dağlık yerdesiniz. Dağdan bağırdınız bütün ormana. Ve ne olacak? Ses yankı yapacak tabii ki de. Bağırdınız diyelim işte. Ne bağırırsanız yankı sesi de aynı şekilde. A diye bağırırsanız A diye yankı yapar o size. Dolayısıyla hayat aynen bu şekilde çalışıyor. Siz hayata bana ben çok stresliyim, ben çok hiç iyi hissetmiyorum kendimi, öf bugün de ne biçim, zaten hiçbir istediğim olmuyor diye bağırırsanız hayat da size evet, aynen. Thank you Phil, thanks. Aynen diye düşünürseniz, onları bağırırsanız hayat da size evet, aynen, bence de kesinlikle. Bence de kesinlikle diye bağırıyor yani. Aynen. Siz ne derseniz aynen söyle bana. Siz ne derseniz hayat sizi o şekilde onaylıyor özetle. Yani hayatın sizin için hain planları yok. Dolayısıyla bu inanç hayat her zaman benim iyiliğime işler. Aslında bir inanç, bir düşünce baktığınızda. Ama gerçekten öyle. Çünkü siz buna inanmazsanız tam aksine inanabilirsiniz ya da bambaşka bir şeye inanabilirsiniz. Buna illa oturup da buna inanın demiyorum. Ama imkansızı yaratmakta özellikle kararlıysanız gerçekten sizin için şu an bu arada imkansız diye bir şey yok yani bunu hani anlamayanlarınız ya da anlatamadıysam eğer ben tekrardan açıklayayım imkansız diye bir şey yok sadece size imkansız görünür bir şeyi yapmadan gerçekleştirmeden önce bize yani öyle görünüyor bazılarımıza en azından öyle görünmesine rağmen aslında her şey imkanlı. İmkanlı hale getirene kadar bize imkansız görünüyor. O yüzden imkansız yaratmak diyoruz. Yani size imkansız görünen bir şeyi imkanlı hale getirmek yolunda yürüyorsanız eğer
her şeyin, bütün her şeyin sizin iyiliğinize çalıştığını düşünürseniz çok daha işinize yarar. Ve hangisi, çünkü bu sizin odaklanmanızı sağlayacak. Bu bir odak egzersizi, bu bir netlik egzersizi. Bu sizin işte bütün düşünce sisteminizi, inanç sisteminizi değiştirelim. Hadi bakalım hepsini iyiye pozitife yöneltelim değil. Zaten öyle bir şey yapmam ben. Yapmıyorum da hiçbir zaman. O tarz bir tarzım yok yani. O tarz teknikler zaten hiçbir zaman işe yaramıyor. Geçici oluyor yani. Bir daha yere yapışırsınız. Pozitif pozitif pozitifledikten sonra negatif bir şey olduğunda hop yere yapışırsınız tekrar. Ve oradan da sizi kazmak zorunda kalırız. Dolayısıyla o tarz bir şey değil yani anlattığım. Sadece bir odak egzersizi, bu bir bırakma egzersizi. Kendinizi daha çok evrene, sisteme, kendi ruhunuzun bilgeliğine, bildiğinizi zannettiğiniz doğruların dışında da doğrular olabileceğine, dışında da yeni olasılıklar olabileceğine açma egzersizi bu. Dolayısıyla buradaki bugün bırakma günü dediğim gibi kendinizi bırakacaksınız öncelikle bu inançla, bu düşünceyle. İkincisi de hangi spesifik şeyler sizin iyiliğinize işlesin istersiniz? Mesela size hayatın bir hediye verdiğini düşünün. Sizin için ne yapsın? Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Sizin bir genel menajeriniz var ya da işte ne bileyim ne derler? Yönetici. Yöneticiniz var diyelim. Evrensel yöneticiniz var, tamam mı? Evren hepimize bir tane yönetici atamış gibi düşünün. Sizin de bir tane yöneticiniz var. Siz diyorsunuz ki evrensel yöneticim, ben bu işi tek başıma altından kalkamayacağım. Benim şöyle bir adama ihtiyacım var. Bana onu getir. Bir şekilde bul getir bana. Nereden bulursun bilmiyorum. Evrensel yöneticiniz de gidiyor. O adamı size buluyor ve getiriyor. Tamam mı? Aslında bunun mantığı tam da bu. Sizin için hayat nasıl daha spesifik olarak işlesin? Yani daha fazla nelere odaklanırsanız eğer imkansız projenizi yaratırken gerçekten şu anda bu hafta, bugün pazartesi, yarın salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar atıyorum 31 Ocak'a kadar ya da bu challenge bitene kadar 4 Şubat'a kadar nelere odaklanırsanız hayattan neleri isterseniz daha çok nelerin gelmesine izin verirseniz hayat size ne getirsin? Bunlar da netleşin. Özetle bu challenge'ın yani bugünkü oyunun ikinci kısmı da bu. Ben bu oyuna bayılıyorum. Her gün yaparım. Mutlaka her gece, her sabah mutlaka düşünürüm. Bugün hayat benim için nasıl daha iyi çalışsın? Bugün ne yolunda gitsin? Atıyorum mesela bugün ne hakkında çok fazla düşünmek istemiyorum. Mesela yemek olabiliyor bazen bu. İşte bugün mesela yemek hakkında çok fazla düşünmek istemiyorum. İşte nedir? Hemen bir fikir gelir mesela onun aklıma. Ha şunu pişir hemen pratik kolay. Ya da ne bileyim ha şunu yap mesela. Atıyorum bir şeyleri difrize at. Ya da ne bileyim işte bilmem ne .com'dan sipariş ver. Fark etmez yani. Hazır yemek de olabilir, bu doğal da olabilir, organik de olabilir. Hani onlar sana getirsin. Ya da ne bileyim bir yerden bir ilham bul. Mesela internetten hemen gir bir siteye, hemen bir ilham bul. Tık 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 hemen onları yap. Ya da 3 tane malzeme seç, hemen onları yap. Gibi mesela. Yani kolaylaştırabileceğiniz kadar hayatınızı kolaylaştırın. Kolaylaştırabileceğiniz kadar gününüzü kolaylaştırın. Kolaylaştırabileceğiniz kadar ayınızı, yılınızı kolaylaştırın ki bu sizin elinizde. Özetle bu aynı zamanda size tekrardan sorumluluğu veriyor. Hayatınızı kolaylaştırabilmenin sizin elinizde olduğunu aslında söylüyor. Çünkü gerçekten evrenin, sistemin, Allah'ın ne derseniz bizim için hain planları yok. O yüzden olduğunu düşünmüyorum ben en azından. Görmedim de açıkçası hain planları olduğunu. Aksini çok gördüm. Gerçekten evrenin bizim için çalıştığını çok gördüm. Enerjiyi istediğiniz gibi manipüle edebilirsiniz. İstediğiniz forma sokabilirsiniz. İstediğiniz şekle dönüştürebilirsiniz. Bunu çok gördüm. Ama tam tersini görmedim. Hain planları olduğunu düşünürseniz evet kesinlikle başınıza bir şeyler gelebiliyor. Ama bu tamamen düşünceyi şekillendirdiğiniz için yani kafanızdaki enerjiyi o şekilde şekillendirdiğiniz için ve bilinçaltınızı o şekilde programladığınız için onu yansıtıyorsunuz. Anlattığım dağ örneğindeki gibi. Çünkü sürekli aynı enerjiyi, negatif enerjiyi ya da işte sizin istemediğiniz tarzda enerjiyi, direnci sürekli direnç alanında kalmaya diretirseniz sürekli onu hayatınıza çekmeye devam edeceksiniz. Ya buna diretmek zorunda değilsiniz.
Zorunda olmamakla birlikte bu direnç kıskacından çıkamıyor olabilirsiniz. Bu egzersiz o anlarda da özellikle bir aksiyon aldıysanız mesela ve korkularınız açığa çıktıysa, hiç bilmediğiniz korkularınız olabilir. Gerçekten hiç farkında olmadığınız korkularınız olabilir. Çok garip bir şekilde büyürken bir yerlerden alabiliyoruz. Doğduğumuzda belki karmik olarak, DNA olarak getirdiğimiz korkularımız olabilir. Hiç bilmediğiniz korkularınız açığa çıkabilir. Hiç bilmediğiniz zamanlarda, tahmin etmediğiniz zamanlarda açığa çıkabilir. Garip tepkiler verebilirsiniz dolayısıyla, ama bunların hiçbirisi garip değil. Yargısız baktığınızda, yargısız gözlemlediğinizde hiçbirisi garip değil. O yüzden bu tarz anlarda da bu egzersizi kullanabilirsiniz. Çok kolay bir egzersiz dediğim gibi. Bugün bu projemle ilgili hayat benim için spesifik olarak nasıl çalışsın, nasıl işlesin? Aynen, süpersin yani, gel bence de öyle. Nasıl işlesin onları biraz düşünün. Şimdi biraz yorumlarınıza bakmak istiyorum. Yayın donuyor sürekli, görmemişim. Umarım donmamıştır. Şimdi yarının heyecanını yaşıyorum. Çünkü yarın bana 6. gün Ho'oponopono yap günü. Yarın size bir sürprizim var. Denk geldi vallahi, çok mutlu oldum. O denk gelmemiştir ya. O muhteşemliğinden kaynaklanıyordur evrenin. Ho'oponopono'yu yaşam biçimi haline getirmeye çalışıyorum ve Ho'oponopono'yu beni sana getirdi. Seni tanıdım, çok mutluyum. Süper, iyi ki bizimlesin. Duygu bizimlasın. Hatta bana sert gibi söyleyeyim. Ho'oponopono. Kötü olan bir olayda bile vardır bir hikmet deriz ya. Yani kötü bir olayda bile daha sonra bizim iyiliğinize olduğunu görüyoruz. Aynen öyle. Her işte bir hayır vardır mantığı. Aynı söyle bana demişti Yadigar. Yadigar, harika çıkarımlar yapıyorsun. Tebrik ederim. Yadigar bizim kız kardeşliğimizin göz bebeklerinden birisi. İnanılmaz bir insandır. Belki tanışırsınız bir gün Duygu. Aynen, çok stresliyim. Aynen, mesela stresliysen kesinlikle bunu yapabilirsin. Ben kulumun zanlı üzerineyim demiş Allah. Aynen, harika demiş. Kesinlikle öyle. Maalesef seyrediyorum, kopuyor. Hay Allah, bende kopma olmadı şimdiye kadar ama bakarız, bir bakalım yayın bittikten sonra ne yapabiliriz, bir daha bakarız ona. Bugünkü challenge da bu. Bunu yapın, bunu yazın. Her gün görebileceğiniz bir yere asın. Bir post-it'e asıp yazıp bilgisayarınızın köşesine böyle yapıştırabilirsiniz. Hayat her zaman benim iyiliğime işliyor. Hayat her zaman sizin iyiliğinize işliyor. İnansanız da inanmasanız da, görseniz de görmeseniz de ve yaratımın bir parçası olmak sizin elinizde, bilinçli olarak elinizde. Bilinçsiz yaratım yapsanız da sorun değil. Yine her zaman hayat sizin iyiliğinize işliyor. Bunu çoğu zaman göremeyebiliyoruz hakikati. Her şeyin sevgi olduğunu, her şeyin koşulsuz olduğunu, her şeyin açıklık ve sonsuzluk olduğunu, her şeyin mümkün olduğunu göremeyebiliyoruz, anlayamayabiliyoruz, kavrayamayabiliyoruz. Ama dediğim gibi bu düşünerek kavranabilecek bir şey değil, bu aksiyonla kavranabilecek bir şey ancak. O yüzden bol bol istediğiniz hayaliniz yönünde aksiyon alın. Tabii bol bol dememe bakmayın. Kendinizi parçalayacak şekilde aksiyon almanızın bir mantığı yok. Çünkü sistem o şekilde çalışmıyor. Uyumlanın. Sizi uyumlayacak aksiyonlar alın. Dolayısıyla çok teşekkür ederim. Dolayısıyla bunları yapın. Sorularınız olursa yazın. Yarın görüşmek üzere. Bugünkü gecikmeden dolayı özür diliyorum. Ama şimdiye kısmetmiş. Demek ki böyle olması gerekiyormuş. Öpüyorum. Bay bay.